İlave yeni mali haklarla ilgili olarak çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Sözleşmeli personel için sanat kurumlarında görev yapanlara ilave %6'ya varan zamla her ay 70 Türk lirası ilave ödenmesi de elde ettiğimiz bir başka kazanımdır. Sözleşmeli sanatçılara fazla çalışma ücreti kazanımımızla... Başkanım, kongre hakkında düşüncelerinizi ve gündemle alakalı görüşlerinizi alabilir miyiz? Kültür memurlarımız, memurlarımıza bağlı 11 hizmet kolumuzun içerisinde bulunan bir sendikamız ve yetkili sendikamız kendi alanında toplu sözleşme imzalamaya kamu görevleri adına kültür sanat alanında masada imza atmaya yetkili sendikamız. Dolayısıyla ulaştığı hacim, elde ettiği kazanımlar geldiği nokta itibariyle gurur duyduğumuz sendikalarımızın içerisinde. O yüzden bugün bir olağanüstü genel kurul gerçekleştiriliyor. Sendikalarda kongreler demokrasi şölenleridir, hizmet yarışlarıdır. Dolayısıyla burada bir hizmet yarışına tanıklık edecekler. Buradan kazanan ve kaybedenin olmadığı bir sonuçla çıkacaklarına inanıyorum. Çünkü bu harekette, bu erdemli yürüyüşte sorumluluğu alan da, sorumluluğu devreden de bu anlamda kaybetmiş sayılmaz. Çünkü camianın içerisinde, yapının içerisinde herkese görevin bulunduğu bir zeminde sendikacılık faaliyetini yürütüyoruz. Amacımız kamu çalışanlarının, kamu görevlerinin temel hak ve menfaatlerini korumak, onların mali ve özlük haklarına ilişkin, özgürlük zeminlerine ilişkin iyileştirmeler sağlamak, ülkenin gelişmesine, demokratikleşmesine, demokrasinin korku tünelinden çıkmasına ve Türkiye'nin demokrasisinin ham demokrasi olmaktan ziyade tam demokrasi olma noktasındaki yolculuğuna katkı sunmak gibi bir önemli amaca hizmet ediyoruz. Dolayısıyla şimdiye kadar memur senayilisi olarak bizler ortaya koyduğumuz çalışmalarla, yaptığımız faaliyetlerle, gösterdiğimiz gayretlerle hep ülkenin önünü açtık, yolunu açtık. Bazen yol olduk ama ülkeye yol aldırdık şimdiye kadar. Dolayısıyla amacımız kamu görevlerinin açlık ve yoksulluk sınırı arasından çıktığı, herkesin refah seviyesinde ücret aldığı ve huzur içerisinde yaşadığı bir zemindir. Dolayısıyla milli gelirin adil taksim edilmesi, sosyal adaletin sağlanması ve herkesin Türkiye'de ürettiğinin karşılığını alabilmesi konusunda bir faaliyet bütünlüğü içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu toplantı daha iyi, daha güzeli
oluşturma anlamında oluşan taleplerin kongre üzerinden yeniden bir saatin zemberini kurularak, yeniden hizmete ayarlanarak, yeniden Bismillah çekmeye vesile olacağını düşünüyorum. O yüzden ben toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hizmeti alan, omuzlayan arkadaşımızın da, ona müsaade edecek olan arkadaşımızın da hangisi olursa olsun hepsinin bizim yanımızda muteber olduğunu buradan altını çiziyorum. Başkanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.